politikalardan, özellikle de başarısız olanlardan vazgeçmeleri noktasında iktidarı uyarmayı bir görev biliyoruz. Zaten dünyanın her yerinde de muhalefetin görevi budur. Efendim niye hep tenkit ediyorsunuz? Yok. Biz her şeyi tenkit etmeyiz. Faydalı, doğru yapılanları da elbette takdir de ederiz. Bugünkü iktidar sahipleri İmam Hatip okullarının önünü açtılar. Müteşekkiriz. Başörtüsü diye bir problem ülkemizde kalmadı. Müteşekkiriz. Teşekkür ederiz elbette. Bu ülkede bir takım yatırımlar yapıldı. Havaalanları her yerde neredeyse ilimizde var. Yollar, otoyollar, tüneller, köprüler yapıldı. Ha bunların yapılış tarzına, ihale tarzına itirazımız var ama bunların yapılmış olmasını hiçbir zaman tenkit etmeyiz. Ama işte bu noktada doğuya geldiğimiz zaman batıda bu kadar otoyollar, köprüler, tüneller inşa edilirken biz buraya Diyarbakır'dan gelirken eğer o standartlarla uzaktan yakından alakası olmayan bir yoldan geliyorsak işte buna itiraz ederiz. Bütün siyasiler bir araya gelip ülke meselelerini birlikte konuşabilmeliler. Siyasi partiler birbirinin düşmanı değildir. Üzerine basa basa söylüyor. Hasmı da değildir. Peki nedir? Rakibidir. Bir rekabet içindeyiz. Şu anda en çok üzerinde duracağımız konu ekonomidir. İşsiz insan kalmamalı bu memlekette. Çalışıp da geçinemeyen insan da kalmamalı. Biz yol yapılmasına, köprü yapılmasına, tünel yapılmasına karşı değiliz. Ama öncelikler var. Ya insanlar karnını doyuramazken siz bütün paranızı betona, demire, asfalta dökerseniz o zaman o insanlar isyan eder.